Selamünaleyküm arkadaşlar. 7. ünitede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ravide görülen kusurlar. Ravinin cerhine sebep olan kusurlar 5'i adalet, 5'i de zapt sıfatıyla ilgili olmak üzere 10 noktada toplanır. Buna aynı zamanda metaine aşara yani 10 cerh noktası denilir. Bunlardan adalet sıfatıyla ilgili olan kusurlar kizbur ravi yani ravinin yalancı olması. İttihamül ravi bil kizb. Yani ravinin yalancılıkla itham edilmesi, fıskur ravi, ravinin fasık olması, bid'atur ravi, bid'atçılık yani ravinin bid'atçı olması, beşincisi de cehalet arkadaşlar, bilinmezlik. Yani cehalet derken ravinin cehaleti değil, yani ravinin bilinmemesi, bilinmezliği arkadaşlar. Şimdi bunları daha detaylı olarak anlamaya çalışalım. Arkadaşlar birincisi, kizbür ravi yani yalancılık, ravinin yalancı olması. Sözlükte bilerek veya bilmeyerek bir şeyi veya herhangi bir olayı olduğundan farklı haber vermek anlamına gelen yalancılıktır. Kizbür ravi. Hadis ıslahında ise kasıtlı olarak bir söz, fiil, takrir veya sıfat uydurarak Hazreti Peygamber'e isnat etmek demektir. Hadis rivayetinde yalancılık yani hadis uydurmak ravinin adaletini ortadan kaldıran en ağır cerhlerden birisidir. Bu nedenle bilerek uyduran yani bunun bu nedenle bilerek hadis uyduran kafir olur. Kafir olacağının yanında İslam bilginlerinin çoğunluğuna göre hadis uydurmayı helal saymadığı takdirde fasık olduğuna hemfikirdir alimler. Kizbür ravi arkadaşlar tevbe etmesi halinde de bu kişiden hadis alınmaz artık. Bu kişiden bir daha hadis alınmaz. Tevbe etse bile kizbür raviden hadis alınmaz. İttihanur ravi bil kizb yani yalancılık ile raviyi itham etme. Ravinin Hazreti Peygamber'e yalan isnat ettiği bilinmemekle birlikte günlük hayatta yalan konuştuğu için hadis rivayetinde de yalancılık ittihamına maruz kalması. Yani yalancıdır denmesi. Bazı alimler daha da ileriye giderek arkadaşlar hayvanları dahi aldatmanın ravi için sıkıntılı olduğunu değerlendirmişlerdir. Yalancılıkta itham edilen bir ravinin rivayeti kabul olunmaz. Eğer bir ravi yalancılıkla itham ediliyor ise bu günlük hayatta çok yalan konuşulur vesaire deniyorsa bu kişinin hadis rivayeti kabul olunmaz. Ancak böyle bir ravi yalancılıkla itham edilmesine sebep olan söz veya davranıştan tevbe ederse sonrasında rivayeti kabul edilir arkadaşlar. Bak burada kabul edilmez dedik çünkü ravi burada açık açık yalancılık yaptığı için. Ama burada herhangi bir şeyden dolayı yalancılıkla itham ediliyor. Tamam diyor ben bu söylediğiniz şeyden tevbe ediyorum diyor. Bu sefer rivayeti kabul ediliyor arkadaşlar. Bir diğeri fıskur ravi. Ravinin fasıklığı yani ravinin fasık olması. Hadis bilginleri bilerek fıskını açığa vuran kişilerin rivayetlerini reddedildiği konusunda hemfikirdirler. Ancak tevil yani yorum sebebiyle fıska düşenler için iki durum söz konusudur. Fıskı zanni olanlar, fıskı kat'i olanlar. Fıskı zanni olanların arkadaşlar rivayetleri makbul sayılmış. Ama fıskı kat'i olanlar, kesin olanlar ise iki gruba ayrılmış. Yalan konuşmayı dini bir görev gibi sayanların rivayetleri ittifakla reddedilmiştir arkadaşlar. Buna örnek olarak Rafiziliğin bir kolu olan ve yandaşları lehine yalan konuşmayı dini bir görev sayan Hattabiye böyledir arkadaşlar. Şimdi fıskı kat'i olanlar iki kısım dedik. Birini şurada söyledik. Birisi de şu demek arkadaşlar. Mezhepleri lehine de olsa yalancılığı haram sayanların rivayetleri konusunda muhaddislerin tutumları ravinin yalancılığa devam edip etmediğine bağlıdır. Zanni galiple yalancılığına hükmedilen ravinin rivayetinin reddi icma ile kabul görmüştür. Bir diğer kusurumuz yani ravinin adalet ile ilgili kusuru bidatur ravi yani ravinin bidatçı olması. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra onun zamanında olmayan bir şeyi din adına ortaya çıkarmak anlamına gelen bidat ravinin akidesiyle ilgili bir cerh sebebidir. Bidatın cerh sebebi sayılabilmesi için
küfrü gerektirip gerektirmediği bakılır, bakılmış ve bu açıdan bid'ati mükeffira, yani küfrü gerektiren bid'at, bir de bid'atı müfessika, yani fasıklığı gerektiren bid'at olmak üzere iki kısımda ele alınmış arkadaşlar. Bid'at, yani bid'atı küfrü gerektirenler, yani örnek olarak Allah'ı cisimlere benzetmek, tescim, onun Allah-u Teala'nın cüz'iyatı bilmediğini söylemek veya ilahlığın Hazreti Ali veya bir başkasına geçtiğine inanmak, yani hulul, bunun gibi inanç sapmaları küfrü gerektiren bid'at olarak değerlendirilmiş ve bu bid'atleri savunanların rivayetleri ittifakla birlikte reddedilmiştir. Bid'atı fıskı gerektiren ravilerin rivayetleri sahih olan görüşe göre mezheplerin propagandasını yapmamak şartıyla makbul sayılmıştır. Yani fıskı ravi dediğimiz arkadaşlar, bid'atı ravi iki kısma ayrıldı. Daha sonra o da iki kısma ayrıldı arkadaşlar. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olalım. Bir diğeri cehalet arkadaşlar. Yani bilinmezlik. Az önce de söylediğim gibi burada ravinin cehaleti değil, ravinin bilinmezliği. Yani ravinin zatının veya durumunun bilinmemesi demek olan cehalet, ravinin ismi, künyesi, lakabı, sıfatı veya nesebi gibi sıfatlarından biriyle meşhur olmasına rağmen herhangi bir maksatla bunlardan başka bir adla anılması, ihtisar düşüncesiyle adının belirtilmemesi veya rivayetinin çok az olmasından kaynaklanır cehalet kusuru. Şahısları ve vasıfları bilinenler ya adildir veya da mecruh. Şahısları veya vasıfları bilinmeyenler ise mechul ravilerdir arkadaşlar. Şimdi adalet ile ilgili kusurları inceledik. Tekrar sayalım. Kizbur ravi, ittihamur ravi bil kizb, fıskur ravi, bid'atur ravi, cehalet dedik arkadaşlar. Şimdi zapt sıfatıyla ilgili olan kusurlar var. Yani ezber kusurlar diyebiliriz. Yani zapt demek korumak, muhafaza etmek. Yani bununla ilgili kusurlar. Birincisi kesretül galat, çok hata yapmak. Yani ravinin çok hata yapması. Fartul gaflet, çok yanılmak. Vehim, yanılma. Muhafetü sikat, yani sika olan bir raviye muhalefet etmek. Su'ül hıfz, yani kötü hafıza. Diyoruz ya suizan, hüsnü zan, güzel zan, suizan, kötü zan, su'ül hıfz, yani kötü hafıza. Bunları biraz daha detaylı olaraktan inceleyelim. Kesretül galat dedik, çok hata yapmak. İnsanoğlu yaratılışı gereği hatasız değildir. En sağlam ve güvenilir raviler bile bazen hataya düşmüşlerdir. İbnül Mübarek, kim yanılmaz ki sözleriyle bunu açıkça ifade etmiştir. Raviyenin zaptını yok edecek yanılma derecesinin derecesini belirlemede somut bir ölçü yoktur. Bu nedenle hadis münekkipleri ravilerin rivayetlerindeki hata isabet oranına göre hüküm vermeye çalışmışlar. Hatası ağır basanları çok yanılmakla cerh ederek rivayetlerini terk etmişlerdir. Fartul gaflet, yani çok yanılmak, ravinin dalgınlık ve dikkatsizliği anlamına gelen gaflet, belli ölçüde her insanda görülebilecek doğal bir durumdur. Hadis rivayetinde aşırı derecede dalgınlık gösterip dikkatsiz davranmak bir cerh sebebi olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda buna fuhşul gaflet de denilen ve rivayetin reddini gerektiren bu zapt kusuru, kitabında yanlış bulunduğu kendisine söylenen bir ravinin bu sözün doğru olup olmadığını araştırmaksızın rivayetini değiştirmesi, telkin yoluyla kendisine empoze edilen rivayetleri kendisininmiş gibi rivayet etmesi veya farkında olmadan manayı değiştirecek ölçüde hata yapması şeklinde ortaya çıkar fartul gaflet arkadaşlar. Bir diğeri vehim, yani yanılma. Ravinin rivayet kurallarını bilmemesi sebebiyle doğru zannederek yanlış rivayet etmesidir arkadaşlar. Vehim kusurlarının bulunduğu hadislere muallel hadis denmektedir. Rivayetlerinde çokça illet bulunan ravinin tek başına rivayet ettiği muallel hadisler terk edilir. Bir diğeri muhafetü sikat, yani sikat bir raviye muhalefet etmek arkadaşlar.
Zayıf bir ravinin sika yani güvenilir ravilerin rivayetine veya sika bir ravinin kendisinden daha güvenilir ravilerin rivayetine aykırı hadis nakletmesi demektir. Genellikle ravinin hata veya yanılgısından kaynaklanan muhalefet, idraç, galp, ızdırap, tashif, tahrif ve senede ravi eklemek suretiyle hadisin senedinde ortaya çıkan veya metininde meydana gelen durumdur. Zayıf bir ravinin, sika ravinin rivayetine aykırı düşen hadisine münker, aykırı düştüğü hadise yani sika ravinin hadisine maruf, sika ravinin kendisinden daha sika olan bir raviye rivayet ettiği hadise şaz, yine daha sika olan ravinin yani aykırı düştüğü hadise yani daha sika olan ravinin hadisine de mahfuz denir arkadaşlar. Rivayetlerinde çokça muhalefet bulunan ravilerin rivayeti kabul edilmez. Bir diğeri sü'ül hıfz, kötü hafıza. Sika olarak bilinen bir ravinin rivayetlerinde hata yönü ağır basacak derecede akıl veya hafıza kaybına maruz kalması demektir. Hadis münekitleri ravilerin çeşitli nedenlerle yakalandıkları akıl veya hafıza kaybını yakından takip etmişler. Bu durumda onları tespit ederek hadis rivayet etmelerine engel olmaya çalışmışlar veya başkalarını bu tarz ravilere karşı uyarmışlardır. Bu unutkanlık geçici veya sürekli olur. Sürekli olan ihtilat denilen bu durum rivayetin kabulüne engeldir. Bazı cerh tadil problemleri. Bu problemlere sırasıyla beraberce değinelim. Cerh tadil edenlerin sayısı arkadaşlar, yani cerh tadil yiyen kişileri cerh tadil yapanların sayısı. Sahih kabul edilen görüşe göre haber-i vahid ile amel etmenin gerekliliği prensibine dayanarak bir kişinin cerh tadil yeterli görülmüş. Ancak iki kişi olması ihtiyata daha uygun bulunmuştur arkadaşlar. Cerh tadil sebebinin açıklanması. Uzman münekkitler tarafından geçerli sebeplere dayalı olarak yapılan gerekçeli cerh tadiller ittifakla kabuldür. Yani gerekçesi belirtilmiş cerh ve tadiller ittifakla kabuldür. Gerekçesi açıklanmayan cerh tadillerin kabul edilip edilmeyeceği tartışmalıdır. Hadisçi veya fıkıhçıların cumhuruna göre uzman bir münekkidin gerçekleştirdiği tadil geçerli, yani gerekçesini belirtmeden yaptığı tadil geçerliyken gerekçesini açıklamadığı cerh geçersizdir arkadaşlar. Cerh tadilin çelişmesi. Yani bir ravi cerh ediyor, başka bir ravi tadil ediyor. Veya bir tane ravi hem cerh hem tadil ediyor arkadaşlar. Bu duruma aynı zamanda taarruz deniyor arkadaşlar. İşte bunda eğer bir raviyi çelişkili olarak cerh veya tadil eden kişi aynı münekkit ise arkadaşlar en son ki yaptığı tenkit geçerlidir. Cerh tadil ilminde kastedilen asıl taarruz farklı münekkitlerden kaynaklanan taarruzdur. Bu durumda en muteber görüşe göre raviyi tadil edenlerin sayısı, yani raviyi tadil edenler sayıca çok olsa da gerekçesi açıklanan cerh geçerli sayılmıştır. Sika ravinin rivayetinin tadil değeri, yani sika bir ravi tadil olup olmadığı belli olmayan herhangi birisinden sika bir raviye hadis rivayet ederse arkadaşlar bu sika ravinin hadis rivayet ettiği kişinin bu tadil olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Burada da bunu söylüyor. Yani bir sika ravi herhangi birisinden hadis alması demek o kişinin tadil olduğuna, yani güvenilir olduğu anlamına gelmez. Bir diğer problem, bir alimin rivayet ettiği hadisle amel edip fetva vermesi problemi. Şimdi bir alimin rivayet ettiği hadise uygun amel edip fetva vermesi, cumhura göre o hadisin sahih, ravilerin de güvenilir olduğunu göstermez. Amel ve fetvasının o konudaki hadise aykırı düşmesi ise aynı şekilde hadisin zayıf, ravilerin de cerh edilmiş olduğu anlamına gelmez. Bu problem de böyle kapanmış oldu. Şimdi cerh tadil lafızları var arkadaşlar. Cerh tadil lafızları. Hadis münekkitleri
Cerh tadil kurallarına göre tenkit ettikleri ravilerin güvenilirlik durumuna göre sınıflandırmışlar ve her birine güvenilirlik derecesine bazı ifadelerle belirtmişlerdir. Bir diğer başlığımız cerh tadil lafızları. Hadis münekkitleri cerh tadil kurallarına göre tenkit ettikleri ravileri güvenilirlik konumlarına göre, durumlarına göre sınıflandırmışlar ve her birinin güvenilirlik derecesine bazı ifadelerle onların derecelerini belirtmişlerdir. Raviler hakkında birer hüküm niteliği taşıyan bu ifadelere cerh tadil lafızları denir. Bu lafızların derecelerine göre tasnif edip her derecenin hükmünü açıklayan ilk müellif bilindiği kadarıyla İbni Ebi Hatim Errazi'dir. İlk bu konuda cerh tadil lafızlarını tasnif eden, ondan sonra her derecenin hükmünü açıklayan ilk müellif İbni Ebi Hatim Errazi'dir. Şimdi bu lafızlara değinecek olursak, öncelikle tadil lafızları arkadaşlar, yani güvenilirlik lafızları. Birinci derecede lafız veya mana yönüyle mübalağa ifade eden lafızlar. İnsanların en güvenilirdir, İnsanların en sağlamıdır gibi ifadelerle birinci derece tadil lafızları. İkinci derecede aynı veya farklı tadil lafızlarının tekrarıyla ravinin tam güvenilirliğini gösteren lafızlar. Bunlar hüccettir, sağlamdır, sikadır, hafızdır gibi lafızlar ikinci derece tadil lafızlarıdır. Şimdi birinci ve ikinci derece tadil lafızlarının hükmü arkadaşlar, bu ravilerin mükemmel bir adalet ve zapta sahip olduğunu gösterir. Bunların hadisleri en sahih olup daha çok Buhar ve Müslim'in kitaplarında vardır. Üçüncü derece tekrar edilmeksizin güvenilirliğini gösteren lafızlar sağlamdır, sikadır, hüccettir gibi. Şimdi üçüncü derece lafızlarda ravinin adil, zabıt ve hadisinin sahih olduğuna delalet eder. Bu ravinin rivayetleri Buhar ve Müslim'in sahihlerinde, aynı zamanda İbni Hüzeyme ve İbni Hibban gibi muhaddislerin sahihlerinde bulunur üçüncü derece. Dördüncü derecede ise ravinin zaptında biraz eksiklik olduğunu gösteren lafızlardır. Çok doğru sözlüdür, hiçbir sakıncası yoktur, bir sakıncası yoktur gibi lafızlarla dördüncü derece tadil lafızları. Şimdi dördüncü derece tadil lafızlarının hükmü ise ravide adaletin tam fakat zaptın biraz eksik olduğunu gösterir. Böyle ravilerin hadislerine hasen lizatihi denir ve daha çok sünenlerde bulunur. Bunlar mütabi ve şahit rivayetler yardımıyla sahihi li gayrihi derecesine çıkarılabilirler. Bir diğeri arkadaşlar 5. derece. 4. derecenin altında, yani biraz altında yer alan bu lafızlar hadisi iyidir, doğru sözlü fakat yanılır, doğru sözlülükten uzak değildir gibi lafızlar arkadaşlar. Bunun hükmü ise arkadaşlar tadil edilen raviler zaptı zayıf olan ravilerdir. Yani bu lafızlarla tadil edilen raviler zaptı zayıf olan ravilerdir. Hadisleri hasen lizatihi veya hasen li gayrihi adını alır ve sünenlerle birlikte müsned türü eserlerde bulunur. 6. derece ise en düşük tadil, yani en düşük onaylama lafızları. Hadisi itibara elverişlidir, İnşallah doğru sözlüdür gibi ifadeler. 6. derece lafızları ravinin adalet ve zapt yönünden cerh durumuna yaklaştığını gösterir. Böyle bir ravinin hadisine hasen li gayrihi denir ve doğruluğu araştırmak üzere benzer rivayetlerle karşılaştırmak, yani itibar için yazılır. Mütabi veya şahidi yoksa kabul edilmez. Genellikle sünenlerde, müsnetlerde ve tergib ve terhib türü eserlerde bulunmaktadır. Bir diğer lafızlarımız cerh lafızları arkadaşlar. Bu da birinci derece hafif cerh lafızları, diğeri orta, diğeri kuvvetli, diğeri ağır, daha sonra çok ağır, en ağır olmak üzere 6 kısma ayrılıyor. Birinci derecede hafif cerh lafızları, onda biraz zayıflık var, hakkında tenkit var, sağlam değil, onda biraz gevşeklik de var gibi lafızlar birinci derecede cerh etme lafızı arkadaşlar.
İkinci derecede orta dereceli dediğimiz cerh lafızları zayıftır. Zayıf olduğunu söylediler. Münker rivayetleri vardır. Hadisi delil sayılmaz gibi ifadelerde ikinci derecede cerh lafızlarıdır. Bunların hükmü arkadaşlar itibar için yani karşılaştırmak için yazılırlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı derecedekileri beraberce inceleyelim. Üçüncü, kuvvetli cerh lafızları. Oldukça zayıf, büsbütün zayıf hadisi terk edilmiştir. Kaldır at. Dördüncü de ağır cerh lafızları. Yalancılıkla itham edilmiştir. Hadisi yok hükmündedir. Terkinde icma vardır. Beşinci de çok ağır cerh lafızları. Hadiste yalan konuşur, hadis uydurur. Çok hadis uydurur, çok yalancıdır. Altıncı da ise en ağır cerh lafızları. Bunlar da uydurmacılıkta son nokta. Yalan kaynağı. Yalancılığı dillere destan. Yalancıların en yalancısı gibi ifadelerle 6. derecede en ağır cerh lafızları. Şimdi 3. 4. 5. 6. derecedeki cerh lafızları yani son 4 derecedeki lafızlarla tenkit edilen hiçbir ravinin hadisi delil olmaz, itibar için yazılmaz, şahit olarak kullanılmaz. Bir diğer başlığımız ravi biyografileri. Başlangıçta rivayetin bir parçası gibi toplanan ve şifahi yolla aktarılan ravilere dair bilgiler Etba'u Tabi'un döneminde tedvin edilmeye başlamıştır. Bu çerçevede ravilerin hocalarından öğrenip hadislerle aynı malzeme üzerine kaydettikleri kısa bilgi notları daha çok sualat denilen eserlerde bir araya getirilmiş. Bu eserler aynı zamanda rical edebiyatının ilk örnekleri olmuştur. Bilindiği kadarıyla erken döneme ait hiçbir tane bu tür eser günümüze ulaşmamıştır. Ravilerle ilgili kapsamlı biyografi çalışmaları erken dönem denilebilecek zamanda meyvelerini vermeye başlamıştır. Bütün bu çalışmalar sonucunda tarih, tabakat, i'lal, esma, vefayet, rical, sikat, duafa, cerh, tadil ve benzeri adlar altında irili ufaklı yüzlerce eserden oluşan muazzam bir biyografi edebiyatı meydana gelmiştir. Ravileri konu alan rical ilminin zamanla birçok alt bilgi alanına ayrılması bu ilmin genel kaynaklar yanında özel kitapların yazılmasını da beraberinde getirmiştir. Bir kısmı günümüze ulaşan bu eserlerin en önemlileri muhteva özelliklerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır. Bunlardan tarih, tabakat, iyalel kitapları arkadaşlar Muhammed bin Sa'd'ın, Halife bin Hayyat'ın, İmam Müslim'in tabakatları, Yahya bin Ma'i, İbnül Medini, Buhari, İbni Ebi Heyseme ve Zehebi'nin tarihleri, Ahmet bin Hanbel ve Dari Kunti'nin iyalel kitapları arkadaşlar günümüze ulaşan önemli eserlerdendir. Sahabi biyografileri İbni Kani'nin Mucemü Sahabesi, Ebu Nuaym El-İsbahani'nin Marifet-i Sahabesi, İbni Abdilber'in El-İstiab fi Marifetil Ashabı, İbnül Esir'in Üstül Gâbe fi Marifet-i Sahabesi, İbni Hacer'in El-İsabe fi Marifet-i Sahabesi önemli eserlerdendir. Bunlar arasında İbni Hacer'in El-İsabesi muhteva ve metot bakımından en gelişmiş ve kullanışlı olan bir eserdir arkadaşlar. İbni Hacer'in El-İsabesi. Ayrıca isim, künye, lakap, ensap, büldan kitapları vardır arkadaşlar. Bunlardan Ali bin El-Medini ve Ahmet bin Hanbel'in El-Esami Vel-Künası, Buhari ve Müslim'in El-Künası, Ebu Beşir Et-Dulabi'nin El-Küna Vel-Esması, İbn-i Makula'nın El-İkmali, Semani'nin El-Ensabı, Yakut El-Hamevi'nin Mucebül Büldan'ı arkadaşlar bunlar arasında meşhurdur. Cerh tadil kitapları, Sika ravileri ihtiva edenler, zayıf ravileri ihtiva edenler, Sika ve zayıf ravileri ihtiva eden karma eserler olmak üzere 3 grupta. Bunlardan Sika ravileri ihtiva edenler, İcliğini'nin ve İbni Hıbba'nın Sikatları. Yine İbni Hıbba'nın Meşarihu Ulema'il Emsarı, İbni Şahin'in Tarihu Esma İssikatı, Zehebi'nin Tezkiratül Huffazı, Siyaru E'lamin Nübelası,
önemli eserlerdir. Zayıf ravileri ihtiva edenler ise genellikle ed-du'afa veya ed-du'afa vel-metrukin diye adlandırılan bu tür eserlerden bazıları şunlardır arkadaşlar. Buhari, Ebu Zür'a Errazi, Ebu Hatim Errazi, Nesai, Ebu Zekeriya Es-Saci, Ebu Beşr Ed-Dulabi, İbni Huzeyme, Ebu Cafer El-Ukayli, İbn-i Seken, İbn-i Adi, Ebu'l-Feth El-Ezdi, Dar-ı İbn-i Şahin, Ebu Nuaym El-İsvahani ve İbnül Cezve'nin duafaları, İbn-i Hıbba'nın Mecruhini, Zehebi'nin Mizanül İtidali ve El-Muni Fiddu'afası. Yani Zehebi'nin Mizanül İtidali ve El-Muni Fiddu'afası. Ayrıca İbn Hacer'in Lisanül Mizanı önemli eserlerdendir. Sika ve zayıf ravileri ihtiva eden karma eserler. İbn Sad'ın Et-Tabakatı, İbn Ma'in Et-Tarihi, Buhari ve İbn Ebi Haysemen'in Et-Tarihül Kebirleri, Fesevi'nin El-Marifete ve Tarihi, İbni Ebi Hatim Errazi'nin El-Cer ve Tadili, Karma Rical kitapları arasında sayılabilir arkadaşlar. Dersimiz burada bitti. Bu ünitemiz biraz uzundu ama elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Allah'a emanet olun.